Hola todos. Barcelona'daki laboratuvarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Benim küçük tatlış labıma hoş geldiniz. Laboratuvarda tek çalışıyorum. Şimdi aslında sizlere laboratuvarda nasıl iş yapılır falan bunları daha sonradan anlatmak istiyordum ama bir dakika. Şöyle biraz parlıyor. Aslında laboratuvarda bir günüm diye ayrı bir video çekecektim ama biliyorsunuz ki koronavirüs olayları vesaire oldu. O yüzden her an karantina altına alabiliriz ve üniversite kapatılabilir. O yüzden bunu böyle birazcık hızlı bir şekilde hemen hiç hesaplamadığım bir anda halletmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, burası laboratuvar. Burası Barcelona'da bir profesörün laboratuvarı. Biliyorsunuz ki işte hem ders alıyorum hem de aynı zamanda burada staj yapıyorum. Moleküler biyoloji genetik son sınıf öğrencisi olduğum için. Burada da bir profesörle konuştum. Beni labınıza kabul eder misiniz vesaire. O da tamam dedi. Ama labında hiç kimse yok. Yani iki kişi yurt dışına gitmiş. Bir tanesi çoktan post doktora tezini yazıyormuş falan. O yüzden tekim bana her şeyi ilk başta öğretti. Şimdi de ben artık tek başıma yapıyorum her şeyi. Böyle görmüş olduğunuz üzere. Ne üzerinde çalışıyorum derseniz şöyle kısaca çok ayrıntıya girmeden bahsedeyim. Drosophila üzerinde çalışıyoruz. Meyve böceği, meyve sineği. Meyve sineği Türkçesi. Onun üzerinde çalışıyoruz. Kromozomal inversionlarını gerçekten Türkçesini tam olarak bilmiyorum ama kromozomal inversionlarına bakıyoruz. Büyük ihtimal inversiyon gibi falan Türkçesi olabilir. Onlara bakıyoruz mikroskop altında. Onları çiftleştiriyoruz vesaire vesaire. Bu tarz bir de biyoinformatik kısmı var tabii. Şöyle size biraz laboratuvarı gezdireyim isterseniz. Hatta şurada birazcık araştırmalara bakıyordum. Çünkü buranın kütüphanesi bütün bilgisayarları ayrık olarak üye yapmış çoğu bilimsel sitelere vesaire. O yüzden genelde makaleler falan hep buradan bakıyorum. İşte beni kabul edince ben de çok heyecanlandım ama tek başıma olduğum için biraz da tereddüt ettim açıkçası. Ama Barcelona'da daha önce yaz stajı yapmıştım başka bir laboratuvarda. Orada da sadece iki kişiydik. O yüzden oradan biraz alışkınım. Böyle artık gitgide 2'den teke falan düşüyor. Burada bir tane daha oda var. Bu çok güzel bir olay çünkü burada bu üniversitede aşırı fazla laboratuvar var. Bu aslında bizim normal deneyimize başladığımız laboratuvar ama aşağıda mikroskoplar için ayrı bir laboratuvarımız var. Bir de mikroskoptan bilgisayara aktarılan ayrı bir laboratuvar var. Oradan bilgisayardan resimleri çekiyoruz. Onları kendi raporumuzda falan kullanmak için. Bir de sineklerimizi, drosofilalarımızı çiftleştirmek için ayrı bir laboratuvarımız var. Cross yapmak için onları kullanıyoruz. Şimdi burada genel olarak şöyle işte pipetlerimiz falan var. Zaten her laboratuvarda olan şeyler. Bir sürü şişelerimiz var işte. Hepsinde solüsyon var. Görmüş olduğunuz üzere tahtamız var. Bilgisayarlar var tabii ki de notlar falan. Bu benim bilgisayarım zaten. Label'lamak için label etiketlerimiz var. Şöyle. İşte distilled water'ımız var böyle. Burada bulaşık yıkıyorum. Aslında laboratuvar dediğiniz bildiğiniz mutfak yani. Başka ne gösterebilirim? Burada da daha fazla dosya ve bilgisayar var. Bunlar daha önceki öğrencilere ait olduğu için ben çok fazla dokunamıyorum. Burada da dosyalar var. Eğer daha önceki deneylerden referans almak istersem, incelemek istersem onlar da var. Şimdi ikinci odaya geçelim. Burası biraz daha tehlikeli, zehirli şeyler için yapılmış. Mesela bu fume hood'ya geçen çeker ocak sanırım Türkçesi. Aynen çeker ocak. Burada mesela daha dün asetik asitle, laktik asitle bir solüsyon hazırladım. Birazcık nefes aldım. O yüzden başım falan bayağı dönmüştü. Ama yavaş yavaş alışacağız. Boyum uzun olduğu için böyle yetişemedim. Şöyle yapıyordum. Hatta hangisi lan? Dur tam göremiyorsunuz. Asetik asit sena. Bunu böyle yaparken pipetle tabii. Ya olmadı mı anlamadım tamam mı? Şöyle yaptım. Burası açık. Oldu mu acaba bu ya? Dedim oradan böyle bir asetik asit ciğerime geçti. Onu çekmemle birlikte buradan koşarak uzaklaşmam bir oldu. Baya bir kötü olmuştu ama ondan sonra bir daha aynı hatayı yapmadım Allah'tan. Yoksa çok kötü şeyler olabilir. Böyle iki tane de fixation buffer hazırladım. Label'larken bunları ne yaptığınız ismini yazıyorsunuz, ve tarihi yazıyorsunuz ve kimin yaptığını yazıyorsunuz. Daha sonra PCR makineleri var. Görmüş olduğunuz üzere. Ayrıca şu şekilde maskemiz de var. Bunu genelde şeker ocağı kullanacağımız zaman zehirli şeylerle kullanıyoruz. Ama bu gidişle bir tanesini koronavirüs için çarpabilirim. Çünkü gayet güzel görünüyorlar. Maske fiyatları da gerçekten uçmuş. Bunu profesörümden özür dileyerek çalıyorum falan diyorum. Bu görmüş olduğunuz pH ölçüyor. pH ölçer. Magnetik balık için. O böyle dönüyor. Bu görmüş olduğunuz da tartı bildiğiniz. Önce taresini falan alıyoruz kabın.
Daha sonra tartıyoruz. Elektroforez. Bilimle ilgisi olanlar aslında çok anlıyordur neler olduğunu zaten. Böyle bir sürü compound'umuz da var. Buradan ben varım. Ve burada son olarak bir tane daha şeker ocağımız var. Burayı şimdi kullanmadığım için kapatıyorum. Laboratuvardayken normalde işte eldiven falan takılıyor tabii ki de ama bir de ayrıca burada tek olduğum için herhangi bir sorun olmuyor. Giren çıkan çok fazla olmuyor. Ama dışarı çıktığımda maskemi takıyorum. Takmak zorundayım. Çünkü okullar iptal olmadı. Çoğu yerde iptal oldu. Yani İspanya'da çıt yok. Hatta şu anda üniversitenin meydanında Asyalıların kültür günleriyle ilgili bir etkinlik yapılıyor. Bildiğiniz onu iptal de etmediler. İşte Koreliler, Çinliler, herkes oyunlarını, yemeklerini tanıtıyorlar. Danslarını tanıtıyorlar. Böyle bir şey de var. Şimdi derse yetişeceğim. Derste viroloji, biraz koronavirüs hakkında konuşuruz herhalde. Ondan sonra zaman kalırsa oraya da bir gitmek istiyorum. Üniversitede de 4 tane vaka açıklanmış. Bu gizli tutuyormuş tabii ki de. 2 tanesini söylemişler ama güzel bir kaynaktan öğrendim. Hadi yine yiyeyim falan. Bir tanesi bizim fakültedenmiş. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Korona hala salgın olmasına rağmen metrolar vesaire çalışıyor. Yani herkes tıkır tıkır hayatına devam ediyor. Şimdi okuldan çıkınca sizlere biraz onun hakkında da bilgi vereceğim. Ulaşım işleri nasıl devam ediyor? Gerçekten etraf ölü mü falan, onlara bakacağız. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Videolarıma devam edeceğim. Şimdi derse yetişmem gerekiyor. Görüşürüz. Görüşürüz canım laboratuvarım. Zaten Barcelona'da yaz stajı yaptığımda fareler üzerinde deney yapmıştım. Şimdi de Drosophila üzerinde deney yapıyorum. Yani bir genetikçi olarak hepsini denemek çok güzel bir şey. Buradan henüz mezun olmayan üniversite öğrencisi olan kişilere şunu tavsiye etmek istiyorum ki mesela nörolojiye ilgiliyim diye sürekli onun üstüne yoğunlaşmayın. Daha neye gerçekten ilginiz olduğunu anlayacak kadar bilginiz yok. Yani bilgimiz yok. O yüzden bence böyle direkt kestirip atmamamız gerekiyor. Her çiçekten, her drosofiladan, fareden bal almamız gerekiyor. Takabildiğimiz kadar altın bileziğimizi takmamız gerekiyor kolumuza. O yüzden her şeyi bir denemeye çalışın. Böyle küçük bir tavsiye vereyim. Kafası karışık olan küçük tatlış bilim insanlarına. Sizleri seviyorum bilim aşkına. Gelin bakalım bu kimin masası? Fena'nın masasında tabii ki de ruj var laboratuvardan. İşte bu kadar ilgiliyim. Prenseslimden ödün veremem çünkü ne zaman karantinaya alacağım belli değil. Bu arada Erasmus ofisi de bana mail atmış. Demiş ki Türkiye'ye gelmek isterseniz, dönmek isterseniz dönebilirsiniz. Erasmus hareketliliğiniz geçerli sayılacak. Ama 15 gün boyunca Türkiye'de karantina altına alınacaksınız dendim. Az buçuk korkmaya değilim. Aslında riskimiz az gençler olarak ama yine de benim yüzümden enfekte olacak kişiler belki de ölüm tehlikesi atlatabilir. Bu konuda duyarlı olmak aşırı önemli. Beni de biraz geriyor açıkçası. Laboratuvarda tek olmanın en güzel yanı da deney yaparken şarkı söyleyebiliyorsunuz. I used to cry over you baby and waste all this time. Now I gotta ask a hug. Unuttum lan sözleri. So damn to really like me. Şimdi telif hakkı yemeyeyim, daha fazla söylemeyeyim de. Neyse işte çok güzel. Koronavirüs salgınından sonra ellerimizi sürekli sabunla yıkamamız gerekiyor. Benim valla ellerim aşınmaya başladı. Okulda da tam şu an koronavirüs olabilir denilen bölümdeyim. İşte hayatta bir şeyi çok isteyince ben ayakmadım ama yıkıldım. Üniversitenin her yerine böyle bilgilendirmeler yazmışlar. Gördüğünüz üzere. Bu deneyde 3 tane sinek kullanırdı. Bir tane Madeira erkeğiyle 3 tane Cherico, sonra bir tane Curico erkeğiyle 3 tane Cherico çiftleştirildi. Zaten Cherico'ların hepsi kadın. Evet, bazı flylarımız öldüğü için yaşayanları başka bir tüba koyduk. Şimdi onları karbondioksit anestezi yapacağız. Ve içlerinden erkek olanlarını seçip tüplere aktaracağız. Kolay anestezi oluyorlar. Birçoğu şu an gitti. Hatta hepsi. Sizlere kendi staj raporumda birkaç ek bilgi daha söyleyeceğim. Drosophila'nın çok fazla kullanılma nedenlerinden biri de hayat çemberini çok kısa bir sürede tamamlaması. Ayrıca kadın ve erkek sinekler çok kolay ayırt edilebiliyor. Rengine, boyutuna ve karın bölgesindeki şekle bakarak sivri olduğunda kadın olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz daha kompleks yaşlılıkta, gençlikte sürekli değişiyor. Ayrıca erkeklerde tarağa benzer kıllar da bulunuyor.
Erkekleri seçtikten sonra diğer geri kalanı böyle ayrı bir tüpe koyuyoruz. Çok çabuk bayıldıkları gibi çok çabuk da ayılacaklardır. Daha sonra onların medyanın olduğu tüpe aktaracak. Bu görmüş olduklarımız mutasyona uğramış sinekler. Cheriku olarak geçiyor. Cheri ismini vişne rengi gözlerinden alıyor. Bunlar uçamıyorlar kanatları ters olduğu için ama gerçekten çok hızlı yürüyebiliyorlar. Şimdi gözlerine biraz da mikroskopla bakalım. Burada çok belli olmuyor çünkü. Daha sonra bilgisayar yazılım sistemini kullanarak Drosophila'nın tüm genlerini inceliyoruz. Peki ya benim anneme Drosophila'nın genine seni ekledim diyerek sürpriz yapmam? Drosophila'da kendi genimi buldum. Ben bahsetmiştim ya biraz. İnsan kareleri ünlü diye. Ay dur ipine gideyim. Meşhur insandan kareler. Onu yapmaya çalışıyorlar. Bozmaya çalışıyorlar. Laboratuvarda işim bitti. Ellerimi güzelce 3-5 kere yıkadım, artık aşındı. Daha sonra antiseptik spreyimi sıktım. O 10 euroluk olan harika bir şey. Yani çantam çalınırsa sadece ona üzüleceğim, o derece. Yani okullar tatil olacak diyorlar. Görüyorsunuz değil mi bu kalabalığı? İnşallah bir şekilde tatil olur. Ama tabii ki de Seniçka gitmek zorunda. Üzücü bir durum. Ama bakalım hayırlısı. Şans dileyin, dua edin. İnşallah benim de o dilek ağacındaki çaputum kabul olur. Koronadan korunma duası, amin. Daha sonra ilginiz olduğu şeye yönlenirsiniz.